Kansızlıkla başlayalım. Kansızlık maalesef hızla yayılan bir rahatsızlık dünyada. Neden için? Sağlıksız beslenen insanlar. Eski doğal beslenme Türk mutfağı dünyada en kaliteli, değerli, damak tadına hitap eden, lezzetli. Türk mutfağını unuttuk. Amerikan tarzı fast food, abur cubur şeyler yeme. Hamburger, cheeseburger, kola. Bunlarda vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Nasıl kan yapacak? Karaciğer, dalağı, o omurilik efendim. Kan yapamaz. Kansız kalır kişi yavaş yavaş. Yanlış beslenirse. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar yanlış beslendiği için, alışkanlık haline geldiği için, onlar hep fast food tarzı beslendiği için geçen sene 18 bin kişi kan zehirlenmesinden ölmüştür. Neden? Çünkü besinlerden artık vitamin, mineral, enzim absorbe edemiyor bağırsaklar. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar 2 milyar kanal var. Kalecin arkasındaki file gibi düşünelim bağırsakları, filtreler var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim böyle emen. Vatandaş hamburger, cheeseburger, patates, kola. Başka bir şey yok. Ye. Vitamin yok, mineral yok, enzim yok, amino asit yok, lifli madde yok. Ne oldu? Beyne gidiyor, sinyal gidiyor. Hücreler diyor ki açız, açız, açız. Bağırıyorlar herkes, ayaklanıyor. Hı hı. Milyarlarca hücre. Beyin de diyor ki ne yapayım? Bağırsaktaki filtreyi geliştireyim. Bağırsaklardaki filtre açılıyor. Bağırsaklarda da 3 çeşit mikrop var. Bakteri, virüs ve mantarlar. Mantarlar futbol topu kadar. Hı hı. Bakteri portakal kadar. O kadar. Virüs de misket kadar. Bu fileden normal olarak bakteri ve virüs kana karışır. Kan telinde bakteri, virüs olduğu anlaşılır. Mantar büyük olduğu için futbol topu kadar bu virüs denen kanaldan geçmez. Yani teşbih de hata olmasın, benzetme yapıyoruz. Şimdi yanlış besleniyorsa kişi bu virüs denen kanallar açılır, genişler, mantar da geçer kana. Mantar kana karıştığı zaman kişi en fazla 10 gün yaşar. Yallah öbür dünyaya gider. İşte bu nedenle abur cubur çocuklarımızı özellikle fast food tarzı beslenmeye alıştırmamalıyız. Evet. Alıştırmamalıyız. Şimdi kanda, insanın kanında 3 çeşit hücre var. Al yuvarlar yani lökositler, bunlar bağışıklık sisteminin alt elementi. Bir mikron metrede 4500 ila 9000 arası bulunur. Bunlar T hücresi, B hücresi, makrofaj, lenfosit, çeşit çeşit alt türevleri var. Yani bir ülkenin silahlı kuvvetleri gibi. Hava, kara, deniz, özeltim vesaire hepsi var. Vücuda herhangi bir yerden bakteri, virüs veya mantar girdiği zaman ağız yoluyla, nefes yoluyla, burun yoluyla, deri, cilt yoluyla oradan, buradan, şuradan mikrop girdiği zaman ne yapıyor? Bağışıklık sistemi hemen onu deşifre eder, tek 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 buna şu lazım, yok eder. Herkes hep hemen harekete geçer. Bir de trombozitler. Herhangi bir iç veya dış kanama oldu diyelim. Darbede, kazada, herhangi bir şekilde. Trombozitler hemen kanama olan noktada pıhtılaşmaya sağlar. Kanamayı durdurur. Hemen orayı tedavi eder. Trombozitler de belli bir sayı düşerse riziko çok büyüktür. Özellikle yani hayati tehlike olabilir. Kemoterapi. Işın tedavisi gibi kimya, yani kanser hastalıklarında lösemi, kan kanseri veya kanserin çeşitli türlerinde ağır kimyasal ilaç kullanıyorlar veya ışın tedavisi görüyorlar. Bu tür insanlarda trombozit sayısı hızla düşüyor. Hı hı. Mesela bize bir hanımefendi gelmişti. 14.4'e düşmüş. 130 bin ile 600 bin arasında olması gerekirken trombozit sayısı çok düşmüş. 4 ay üzerinde deney yapmışlar. Demişler ki yapacak bir şey yok. Evine git evde. Biz ona iksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, 40 kilit forte, efendim kanser çayı, enfeksiyon çayı. Kullandı. 23 gün sonra 14.4'e düşen trombozit sayısı 119'a çıktı. Heyetteki bütün doktorlar şaşırdı. Ne kullandınız? Gökçek iksir, Gökçek aloe vera jel, efendim. Çok güzel, devam edin dediler. Kemoterapiyle kadıncağız mezara gidiyordu. Tekrar evet. Canlandı, hayata döndü. Bütün ilaçlarını çöp attı. Evet. Üçüncü hücrelerse eritrositler. Eritrosit yani kırmızı kan hücreleri.
alyuvarlar. Alyuvar bir insanın kanında mikrolitre olarak, bir mikrolitrede 200 ile 300 bin alyuvar bulunur. Takriben bir insanda 22 katrilyon alyuvar var. Alyuvar ne işe yarar? Akciğerden oksijeni alır. Hı hı. Alyuvarlar demir ve globulinden oluşur. Hemoglobin denir bu nedenle. Oksijeni alır, hücreye taşır. Hücrede oksijeni verir, karbondioksit alır, akciğere taşır. Trans nakliyet işleriyle uğraşır. Evet. Şimdi alyuvarların çapı 8 mikrometre. Yani çok çok küçük ama bazı kılcal damarları geçemeyecek kadar büyük. Bazı kılcal damarlar 6 mikrometre. Daha da ince. Yani alyuvardan daha ince. Gözü besleyen kılcal damarlar, kulağı besleyen kılcal damarlar, iç kulağın içindeki, salyangozun içindeki, tüysüz hücreleri besleyen kılcal damarlar çok hassas. Gözü besleyen damarlar çok hassas. Bazı beyindeki bazı damarlar çok hassas damarlar. Şimdi buraya kişi yanlış besleniyorsa, fast food tarzı, Amerikan tarzı abur cubur yiyorsa, akşamları sağlıksız besleniyorsa vesaire vesaire, aşırı hayvansal gıda tüketiyorsa ne olur? Damarlarda yaralanma, daralma, sertleşme olursa, evet, elastik olduğu zaman 6 mikron metre olan damarın çapından 8 mikron metre çapındaki alyuvar geçer. Böyle eğilerek, bükülerek geçer gider. Evet. Fakat sertleşmişse nasıl geçecek? Geçemez. Geçemezse ne olur? Kulak çınlaması başlar, baş dönmesi başlar, duyma zafiyeti başlar, ani sağırlık başlar. Kişi başlar, aa duyamıyorum, iyi duyamıyorum, az duyuyorum vesaire demeye başlar. Görme zafiyeti başlar, görme kaybı olur. Unutkanlık, beyin beslenemediği için beyindeki bazı hücreler ölmeye başlar. Aa unutmaya başladım der. Önce unutma başlar. Sonra Alzheimer, Parkinson, Huntington, depresyon, panik atak vesaire vesaire hepsini tetikler. Evet. Yani beslenemeyen hücreler, cinsel organda da aynı içerili. Bu nedenle damarların iç yüzeyinde plak oluşmaması gerekir. Evet, kan sızlığı gerekli. Evet. Plak oluşmaması için. Evet, gerek söyleyeceğim. Şimdi kan sızlığın bir önemli sebebi midede gastrit veya ülser varsa midede. Mide çok özel bir glikoprotein üretir. Intrinsic faktördür adı. Intrinsic faktör. Anahtar gibi. Hı hı. Anahtar gibi düşünelim bunu. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim emilebilmesi için bu anahtara ihtiyaç var. Bağırsaklardaki bu kanallardan vitamin, mineral, enzim kana karışabilmesi, karaciğere gelebilmesi için intrinsic faktör gerekir. Midede iltihap varsa, yara varsa, yani ülser varsa intrinsic faktör salgılayamaz mide. Mide bunu salgılayamazsa ne olur? Sen istediğini ye. Bağırsakları bir şey absorbe edemez. Kansızlık başlar. Tedavi edilmezse midedeki gastrit, ülser, kansızlıktan ölüm dahi olabilir. Ölüm vakası. Yani midedeki problem çok çok önemli. Hemen midede problem olduğu zaman tedavi gerekir. Midedeki en ağır gastrit, ülsere karşı tonik, gökçek tonik. Lahana suyu 19 çeşit bitki içerir. Bu kişi bunu kullandığında 30 yıllık gastrit, ülser dahi olsa iyileştirir. Kim diyor? Amerika'da Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. Bu üç profesör doktor kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda yüzlerce gastrit, ülser, enterit gibi rahatsızları olan hastaları tedavi etmişler. Biz ne yaptık? Daha da geliştirdik. 19 bitkiyle. Mesela laden gülü gastrite karşı etkili. At kuyruğu kemikler için etkili. Birleşimde 19 çeşit bitki var. Böylece kısa sürede iyileşir ve yani kişi bu iksiri içtiği zaman sadece mideyi tedavi etmiyor, diğer hastalıkları da tedavi için. Tabii kansızlığı dolayı mideyi tedavi etmezseniz kansızlıktan ölebilir kişi. Hı hı. Yani çünkü intrinsik faktör salgılayamıyor. Kansızlığın diğer sebepleri hemoroid nedeniyle yoğun hemoroid, ağır hemoroid nedeniyle kan kaybı. Bazı bayanlar yoğun adet görür. Tedavi olmazsa, umursamazsa kan kaybından kansızlık nedeniyle problemler çıkar. Evet, bu kan oranı azalırsa beyindeki, gözdeki, kulaktaki kan da azalıyor. Başka problemler ortaya çıkar. Yoğun adet görme, kalın bağırsakta yara varsa, ülseratif kolit, bağırsak kanaması varsa bunların
bilinmesi, tedavi edilmesi gerekir. Şimdi damarların üç üzerinde plak oluşursa hücrelere al yuvarlar ulaşamazsa hücreler beslenemez. Beslenmenin hücreler nedeniyle bu hücrelerde ölümler olursa duyma zafiyeti, görme zafiyeti, unutkanlık bir sürü hastalık ortaya çıkar. Bu plakları çözmek için ne gerekir? İksir gerekir. İksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytinyağı, bırak kakule içerir. Kim diyor? Bununla ilgili klinik araştırması var. Sarımsak. Sarımsakla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Damarlardaki plakları çözücü. Kolesterol, lipid, trigliserit yok eder. Peki hocam siz bu araştırmaların sonucuna kaç yıl sonra vardınız? Bu araştırmaları kaç yıl içerisinde tamamladınız daha doğrusu öyle söyleyeyim. Araştırmanın sonu yok, başı yok. Yok. Başlarsınız, hala devam ediyorsunuz. Tabii ben her gün okurum, araştırırım. Bir kişi dersek ben araştırdım bitti. Onun hayatı bitmiştir, ölmüştür, bitmiştir. Evet. Araştırmaya bırakan kişi bilgisi sıfıra düşer belli bir zaman sonra. Evet, hocam. Dünyadan kopar. Mesela Almanya'da yapılan bir araştırmada bir doktor diyelim ki diplomasını aldı, muayenesini açtı. Efendim hastaları muayene etmeye başladı. 20 yıl, şimdi daha da hızlandı. 10 yıl araştırma yapmasa, kendini geliştirmese bilgi çağında yaşıyoruz. 10 yıl sonra bilgisi sıfıra düşer. Kesinlikle. Ve her gün çünkü dünyada uzaklaşmış gibi. Mesela Almanya'da benim tanıdığım bir doktor, ben ona gidiyordum diyordum ki bana homopatik yani bitkisel şu şu ürünü yazar mısın diyordum. Bakıyordu. Ben hiç duymadım diyordu. Gökçek nereden biliyorsun bunları? Diyordum araştırıyorum ben. Araştırmacıyım. Bakıyordu. Diyordu ki hemşireler yanında çalışıyor. Siz böyle bir şey duymadık. Allah Allah bu adam nereden duyuyor? Bunları biliyor diyordu. Şaşırıyordu. Her seferinde gidip geldiği şunu yaz bunu yaz dedikçe adam dedi ki ya. Bundan sonra dedi sen söyle ben yazayım dedi. Anlamıyorum ben bunları dedi. Bir evet. Gün geldi dedi ki ben seni bir gün ziyaret etmek istiyorum. Buyur geldim. Cumartesi günü bana geldi Frankfurt'ta. Şimdi ben 7000 şifalı bitki fotoğrafı çekmişim. Kendim çektim. Evet. İncele evde dergiler, kitaplar bir sürü. Baktı. Sarı kantoron ne işe yarar dedi. Ben ona sarı kantoron üzerine 2 saat konferans verdim. Anlattım. Adam tamam. Bu konularda sen uzmansın. Sana hiçbir şey söylemiyorum dedi. Ben 20 sene önce doktor oldum. Ondan sonra vakit bulamadım dedi araştırmayı, incelemeyi. Evde aile, iş, güç, akşamları dans, yemek, sıfır bilgi dedim. Evet. Alıştık diyor 20 tane ilaç her hastaya diyor. Onu yaz, bunu yaz, şunu yaz, gönder, yaz gönder. Evet, otomatiğe bağladık işi diyor. Evet, gelen hastaların da hastalıkları belirliyse de verilecek evet. İlaç da belli oluyor. Otomatik zaten. 20 ilaç bilsen yeter dedi. Çok güldüm, çok komikti. Şimdi Avrupa'da şöyle bir durum var. Ben 7-8 defa kan verdim. Kan merkezine gittim. Baktım ki bazı insanlar ben gittiğim zaman yine orada görüyorum. Şaşırdım dedim ki ya siz ne oğlum buraya mı geliyorsunuz kan vermeye için? Dediler ki evet biz 3 ayda bir geliriz. 3 ayda bir düzenli. Evet. Almanların çoğu kan vermeye gidiyor. Sağlıklı olan da o. Yani 3 ayda değil 6 ayda bir üç kan ayda bir, kan üç ayda bir kan veriyor. Vücut hücreler yenileniyor. Kişide baş ağrısı, migren olmaz. Evet. Karaciğer yağlanması, organlarda yağlanma olmaz. Vücudun temizlenir, arınır. Kan işini, kan verme işini ilk Peygamber Efendimiz başlatmış. Hacamat yaptırmış. Sırtından her ay hacamatla kan aldırmış. Şimdi bu kan vermek daha modern, daha yeni. Peki yani hiç kan vermeyen bir insan nasıl olur hocam? Kanı kirlenir. 3 ayda bir kan vermek gerekir aslında. 3 ayda bir kan verirse başında oluşan, kafasında oluşan basınç düşer. Ben mesela bir sefer hacamat yaptırdım. Böyle kafamda. Sanki kafamın üstünden bir değirmen taşı kalkmış gibi oldu. Rahatladım. Şimdi aslında 3 ayda bir kan vermek gerekir. Bizde bu yanlış anlaşılıyor. Çünkü insan bir saniyede insan vücudunda 50 bin yeni hücre devreye giriyor. 50 bin yeni hücre. Saniyede. Evet. Zannediyorlar ki kan verirsek kanımız azalır. Saniyede 50 bin yeni hücre yapılıyor. Saniyede. Ve saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluşur.
İşte evet. Enzim oluşuyor, protein oluşuyor vesaire vesaire, hücre yapılıyor vesaire. 500 trilyon saniyede. Biz mesela kimya laboratuvarına giriyorduk. Laboratuvarda bir tane yapmak için günlerce uğraşıyorduk icabında. Biz bir tane yapmak için günlerce uğraşıyoruz. Allah'ın yaratmış olduğu bu mükemmel vücut saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyon yapıyor. Giriyor, işlem yapıyor. Kesinlikle hocam. O kadar mükemmel. Kan vermek kişiyi sağlıklı, zinde, dinç tutar, hastalıklara karşı vücudu bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu temizler, arıtır. Ama bunu Almanlar yapıyor. Biz yapmıyoruz. Halbuki bizim yapmamız gerekir. Sünnettir bu. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaktır. Evet. Evet. Hacamat peki nedir hocam? Hacamat sırttan, belden veya başın belli bölgelerinden kan aldırmak kupayla. Mesela onu bilen uzmanları var. Deri sırttan, belden belli noktalarda jiletle biraz şöyle çizerler. Birkaç çizik. Üstüne kupa. Kupa içerideki kanı alır, kirli kanı temizler. Mesela sırt, bel, evet, omuz ve başın bazı bölgelerinde kılcal kan dolaşımı çok kirli kan kalıyor. Onun dolaşımı zorluyor. Buradan hacamat yapılır da kirli kan çekilir, alınırsa kişiyi rahatlatır. Baş ağrısı, migren vesaire rahatsızlar, ortadan evet, kalkar. Peki yani hep duyuyoruz kirli kan, vücudumuzdaki kirli kanı atalım. Hani içeride bir siz de söylüyorsunuz kirli kanı verelim diye. Peki kirli kan nedir? Yani nasıl ortaya çıkıyor veyahut da bunun nasıl kirli kanı veriyoruz, alıyorlar ya da? Hacamatla mı? Kan veriyor mu? Yani kanı verdiğinde zaten vücudunuzdaki mesela 5,5-6 litre kişide kan vardır. Yarım litre kan verdiğinizde karaciğeri, ilikleri, efendim omuriliği ve dala harekete geçiriyorsunuz. Yeni, taze, temiz kan peki yapması için. Nasıl oluşuyor kirli kan? Şimdi spor yapmıyorsa, hareket etmiyorsa, sağlıksız besleniyorsa, abur cubur yiyorsa, aşırı hayvansal besin yiyorsa ne oluyor? Kan dolaşımı, zafiyet ortaya çıkıyor. Bazı insanlar var, biz de Türkiye'de mesela birinci katta, ikinci katta, üçüncü katta oturuyor, ekmek lazım, sepet salıyor, bir ekmek gönder, gazete lazım, gazete gönder, elma lazım, elma gönder. Yani hareket etmemek için böyle yatağa yatağa evde ne oluyor? Uyuşuyor insanlarımız. Evet. Pazar bu sebeplerden günü, dolayı yediklerimiz, içtiklerimiz de hareket yok, hareket, mu? Hareket. Almanya pazar günü Almanya sadece spor mu bağlı o zaman kirli kanı? Beslenmek de tabii ki beslenmek. Almanya pazar günü bir Almanya'ya gidin, insanlar hep sokakta. Kimi koşuyor, kimi bisiklet sürüyor, kimi herhangi bir spor yapıyor. Ormanlarda insanlar geziyor. Pazar günü Türkiye'ye gelin, herkes uyuyor. Herkes evinde yatar. Uyuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Hafta içi biz oldukça yoruluyoruz hocam. Onlar yorulmuyor mu? Onlar İşin dünyada en çok yorulan bizim çalıştığımız 10 katı çalışıyor. Ama onların çalışma şartları daha kolay. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bana anlatma. 29 yıl Almanya'da kalmışım. Almanya'ya peki gün içerisinde ne yapıyordunuz çalıştığınız zaman? Nasıl çalışma şekliniz vardı? Sabah kaçta gidiyordunuz? Akşam kaçta çıkıyordunuz? Çalışma sabah saatleriniz kaç saatti? Sabah 5'te iş başı. Burada saat 7'de 9'da iş başı. Yat, öğlene kadar yat, işe gitmiyor insanlar. Sabah 5'te iş başı yapıyor. 4'te kalkacaksın, 5'te iş başı yapacaksın. Tamam, kaçta çıkıyorlar? Öğlene kadar yatıp uyumak yok. Kaçta çıkıyorlar? Ya geç işte. Onları, konuya dön, boş ver. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Peki o zaman...